gönderiyorum, geliyorlar. Eyvallah buranım, sağ ol. Nasıl oldu abi? Ya buranım, 2-3 gün önce babam aradı. Beni bir yerlere götür, bir ormana götür, gezmeye götür. Ulan ne yapacak ormanda? Karım al istemesin bu saatten sonra benden. 114 yaşına geldi. Götünü yer koymadı da. Bundan sonra koyacak hali yok. Hala taş gibi. Neyse gittik ormana, geldik, gezdik, dolaştık. Oradan buradan, anamdan, dedemden, sülalemden. Yaşlı kurt hiç değişmemiş. Ha ya. Hava karardı. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Sağa baktım. Bir tane far gördüm. Tek bir lamba geliyor. Ben de motor sandım. Bir şey gördüğüm yok ama bir yüzme geliyor. Gözlerimden hissediyorum bunu. Far mı yanmıyormuş abi? Bir tanesi yanmıyormuş. Ben onu motor sandım. Meğer arkasından Arfiyat kamyonu geliyormuş. İkinci farı da biz görene kadar bize bir koyar buradan. Ben bir tarafa, ihtiyar bir tarafa. İkimiz de patates olduk buran. Olay bu. Rahatına bak oğlum, gül. Taşak geç, dalganı geç. Bu gemi batarsa bizi çıkaracak dalgıç bulamazlar. Herkese zindan olur burası. Şey aldınız ha. Abim biliyor mu? Bilse ağzıma sıçar aman. Oğlum siz boktan korksanız aranmazsınız lan. Evli barklı çoluk çocuk sahibi insansınız. Ne işiniz olur sizin tombalayla kumarla? Uğur! Fatih'te açmışlar yeni bir mekan. Yemin ediyorum telsizli adamlar dolaşıyor ortalarda. Bir tost veriyorlar, sünen kaşar yere değiyor. Revü kızlarını bir gör. Revü kızı mı var la tombalada? Lan bir gör diyorum ya. Kart kaç para la? 40 lira. Siktir lan, 40 liraya kart mı olur ya? Aa! Siz alışmışsınız oğlum öyle tahta kurulu mekanlarda kumar oynamaya. Cebinde 5 lira para var, kumar oynamaya gidiyor. Dingil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Araba var mıydı? Abicim ben normalde resmi kurumlara araç filosu kiralıyorum. Öyle bir perakende satışım yok. Ama siz istiyorsanız bir buyurun. Hani ben sağa sola esnaf dostları arar, size yardımcı olmaya çalışırım. Ha söz vermeyeyim ben. Çay getir lan iki tane. Ne iş yapıyorsunuz? Sana ne? Olur mu abicim? Araba vereceğimiz kişilerin ne iş yaptığını, lokasyonunu, arabanın kaç günlüğüne alınacağını falan bilmemiz gerekir. Bir ilaç şirketinde çalışıyoruz kardeşim. Ha tıbbi mümessilsiniz yani.
Evet. Edirne'ye gideceğiz eğitime 3 günlüğüne. Vallahi abicim dediğim gibi hani ben normalde perakende satış yapmıyorum. Hani şu kapının önündeki araç da 2 günlüğüne muayene için geldi. Ama bir sorayım bakayım ya. İş eğer 2 gün daha uzayacaksa size verelim. Hani size de yardımcı olmuş olalım. Çünkü sağlık çalışanlarına yardım etmenin ne kadar büyük sebep olduğunu bilen esnaf da. Alo! Kardeşim iyi günler, şeker fabrikaları değil mi? Şeker fabrikaları. Osman Bey'i bağlar mısınız? Ulan başım donuktu lan. Ya gözüme gelseydi ibine? Bir de telefonda müziğimiz çıktı. Osman Bey iyi günler. Bu 34PK 5456'nın işi 2 gün daha uzayacak ama sizin için bir sakınca var mıydı Osman Bey? Bir daha arama lan beni. Bir daha beni arama lan, siktir git lan sikik. Sağ olun beyefendi. Ulan var ya, sana var ya oksijen veren ağacın yaprağını sikeyim. Çok sağ olun beyefendi. Şerefsiz dibine. İlginiz için. Karı pezevengi. Çok sağ olun, teşekkür ederim beyefendi. İyi günler. Yavşak. İyi günler beyefendi, sağ olun. Sağ olun. Tamamdır abiciğim. Yalnız günlüğü 200 lira. Kimlik alabilir miyim güzel abi? Arabamızın büyük bir sıkıntısı yok. Şimdi sağ sinyal konusunda bilgim var. Sol arka kapıda da ince bir değişenim var. Onu da biliyorum. Bunlar benim günah. Verdiğim gibi de alır. Buyurun abiciğim. Buyur. Abiciğim ışık yanıyor. Hemen ileriden mazot alıp giderseniz kafanız rahat olur. Yolda kalmazsınız. Bir de Allah korusun kaza neyim olursa kiralık olduğunu söylemeyin. Kasko araması, sigorta bozulması biliyor musun? Ne diyeyim? Dayımın diyeyim, bacanağın diyeyim. Gününü uzatırsanız da haber verin benim abi. Tamam kardeşim, tamam. Allah yolunuz açık etsin abiciğim. Allah kaza bela vermesin, Allah tekerinize taş dedirmesin. Ulan biri eniştenin 2 tane araba var, filomuz var diyorsun. Ne yalancısın lan, yalancı göt. Bu sezon çok canlı olacak Uğur. Bak hele Mayıs, Haziran diyorum sana. Utanmıyorsun değil mi enişteni çarpmaya? Oğlum çarpma denmez buna. Ne denir? Esnaflık denir. Bak, benimki karşıda yatıyor. Gıcır. Allah kaza bela vermesin maşallah. Abi babayı duydun. Kurban olayım şu işi kazasız belasız halledelim be abi. Lan bela olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Lastik patlamasaydı şimdiye çoktan vardıydık Niyazi. Abi zaten o pezevengin tipinden hayır yok. Verdiği arabadan mı hayır olacaktı? Ama merak etme, ben seni tam zamanında yetiştireceğim abi. Bitik Fikret'im oğlum ben. Bittim de geldim lan. Bittim de geldim. Öyle can almadan can vermek yok. Ya ama sen biraz sakin ol ya. Biraz sakin. Abi benim zaten bu iri yarı olanı hiç gözüm tutmadı ha. Lan oğlum otobanda ne trafiği la bu? Yürüsene lan! Abi ben bunu almasam ya. Al lan al. Abi ben bunu inşallah kullanmam ya. Kullanmayız Celil, kullanmayız. Sen koy onu beline de. Sakin ol değil mi Niyazi? Sakin ol. Sakin. Celil. Efendim abi. Ben senin gibi ne piyadeler gördüm biliyor musun? Öyle 3 gün sonra komando bıçağını ağzına alıp kurbağa arıyorlardı derelerde. Ne oldu lan? Ben sana demedim mi tıpış tıpış geleceğim diye? Evime niye aciz gönderdin lan puşt? Oğlum düzgün konuş. Yediğin cezayı ödeyeceksin. Yoksa böyle getirirler adam ayağıma. Benim cezam 300 lira. Evime 5000 liralık aciz göndermişsin pezevenk. Ağzını topla bak, sorunlu müşteri. Allah Allah, toplamazsan ne olur lan? Ne yapıyorsun ne olur? Lan! Tamam sen git şey! Bir şey yok benim lan önümde! Yalanım açık senin değil mi lan? Ya tamam kardeşim! Sakin olsana ya! Tamam sakinim, onu bırakın ya tamam! Tamam, tamam kardeşim dur bir dakika! Dur abi! Tamam. Ama o gününü görecek! Bende tamam. Kal. Tamam kardeşim çık abi, çıkın abi. Hadi abi çık. Ben ona göstereceğim. Çıkın abi, çık. Çıkın abi tamam. Ben ona göstereceğim. Ya kardeşim tamam sakin ol ya. Sen yedin zaten adamı, sen yedin ya. Daha fena yiyecektim de yorulup elimden aldınız lan. Ben soracağım ama. Ben ona soracağım. Tamam abi çıkın abi. Tamam. Yok bir şey, hadi dağılın abi ya. Tamam. Bunlar Edirne'ye gitmeyecek miydi lan? Arabayı mı çalıyorlar lan yoksa?
gitmiyorum ya. Lan abim oraya gitmiyorum ya. Allah Allah. Bırak abi. Tövbe ya. Siktirsin gitsin. Siktir git. Allah. Allah'ım sen eniştemle beni karşı karşıya getirme Allah. İzmir mi? Geri zekalı ne oldu? Eniştemi çağırsana kız. Sen yine bir bok yedin değil mi? Git soyu. Abla bak vallahi şöyle vurur lan balarını söndürür lan. Çağır şunu kız. Ne var lan sabahsın? Kredi çek enişte. Araba alalım enişte. Ben işletirim. Sen parayı yersin enişte. 6 ayda sana ev alacağım. Enişte. Senin gibi kayınçonla laf bir melas kadar. Senin perakendeni siki. Senin perakendeni siki. Açık senet imzalattım enişte. Lan beyinsiz. Bak bakalım bunda soğuk damga var mı? Burada Mehmet Yıldır yazıyor. Bunu da Ahmet Yıldır imzalamış. Vay buna kodumun çocuklar. Siktir git. Ablandan 2 tane altın al gel. Bozdurup yola çıkalım. Yürü. Yok neymiş soğuk damga yokmuş. Yok neymiş isimler farklıymış. Sanki bana FBI yaşar. Lan kendi ağzını tavanına sıçarım bak. Ciddi git lan. Onları amuda kaldırıp İstiklal Marşı'nı tersten okutmazsam bana da zeytinburnulu bay var istemesin. Bak enişte bu dünyada en kıymetli bir bacım var. Onun ölüsünü öpeyim. Onları var ya sallandıracağım ya. O kör kuyulardan böyle sallandıracağım ya. İn lan arabadan. İn. Siktir git. Bak hala duruyor. İnsene lan. Tamam enişte ya. İyi ki bir arabayı çaldırdım ha. Bana bak bir daha bacımın üstüne yemin edersen vururum lan seni. Anladın değil mi? Mavi kumsal mı? Bu ne lan? Otel herhalde. İyi oldu lan enişte. Ben de öyle şort havlu falan aldıydım. Ne olur ne olmaz. Belki denize gideriz diye. Allah senin belanı versin. Tatile mi gidiyoruz oğlum ha? Yok enişte ne tatili ya? Bu ne lan? Mumçuka. Sanayide kaynattı. Ne? Mumçaki. Ama mumçuku diyenler de var. Ben de mumçuku diyorum. Beyin zarını sikeyim ben senin. Beyin zarını sikeyim. Sana güvendim, borca girdim, araba aldım. Sen de o arabayı çaldırdın ya. Allah tez zamanda seni aramızdan alır inşallah. Tez zamanda. Ya enişte ben 40 ağaçta yaptım askerliği biliyorsun. Bak onların o kafasını şu önümüzdeki asfalta sürtüp çıkan kıvılcımla yakmazsam senin sigaranı bak bana da Baybars demesinler enişte. Bak bana da Baybars demesinler. Baybars siklik etme yakacaksan yak şunu. Benim arabanın yedek anahtarını aldın mı? Aldım enişte. Orada götünü başını oynatma. Arabayı alıp hemen uzuyoruz tamam mı? 3 bilemedin 4 dakikaya geri yola çıkmış oluruz enişte. Sen bana bırak ya ben de kal. Ama işimiz erken biterse denize de girmeyelim. He girelim girelim. Senin ben ruhunu sikeyim ben varsın. Anladın değil mi? Bakma öyle bakma. Bakma bunu götüme sokarım seni lan. Şerefsiz. Atacağım seni biraz ileride. Yemin ederim atacağım. Tamam enişte yedin ya. Lan ben böyle bir adam değildim lan. Lan sen beni ne hale getirdin görüyorsun değil mi? Ha? Ablana üzülüyorum. Şerefsizim ablana üzülüyorum. Ya enişte hep üstüme geliyorsun ama ya. Tam işi çözeceğim. Bak engel koyuyorsun. Çözeceğim. Çözeceğim. Senin çözeceğin işin amına koyayım.
Bekleyin beni Rodos şövalyeleri. Bekle beni Karya Prensesi. Zeytinburnulu Baybars hem gönlünü hem de Bodrum'u fethetmeye geliyor be. Tamam işte ya. Niye ön kapıdan girmedin? Ya enişte bir de otoparka param bayılacağız. Sen bana bırak, ben de kal. Allah Allah. Ulan gerizekalı. Bir ihtimal daha vardı, onun da ağzına sıçtı. Merak etme enişte. Hem arabayı alıyorum hem de o puşları gönlüye çekip buraya getiriyorum. Biliyorsun ben meslek lisesi bitirdim. Lastiklerin faturasını kestim ben onlara. Bu ne biçim bir hareket lan? Bu ne biçim bir hareket? Çabuk anahtar al gel. Merak etme enişte ya. Bekle beni. İşte otelimizin örnek personeli. Oğlum biraz örnek alın lan. Şu tipe bak. Neredesin lan? Müdürüm. Yemekhaneye ben bakıp dururum. Animasyona ben gidip dururum. Şezlonglara ben bakıp dururum. Ömrümden ömür verip dururum. Daha canım mı alacaksınız benim ya? Oğlum bu sezon siz cevap vermeyi mi öğrendiniz lan? Ağzını burnunu kıram senin lan. Adam gibi dur. Lan kaç defa söyledim ben buraya müşteri ayaklarını yıkamadan girmeyecek diye ya. Elin adamıyla kavga mı eden müdürüm? Defalarca söyleyeceksin. Vedat Bey. Bu ne hal ya? Bundan sonra lütfen ayaklarınızı yıkayıp otele öyle giriş yapın. Otelimizin kuralları. Lütfen çiğnemeyelim ya. Hayır mı ya sen baban yaşındaki adamı fırçalıyorsun? Beyefendi biz kendi aramızda bir şey konuşuyoruz. Lütfen siz müşteri olarak karışmayın. Elin götünde gezdiğine göre buraların müdürü sensin. Adın ne lan senin? Çökertay. Çökertay mı? At mısın lan sen? Beyefendi haddinizi bilin. Toynaklarını sökerim senin Çökertay. Bende kal. Bakın personel bir, bakın personel iki. Yanımda ayrılmayın. Allah Allah ya. Sağ olasın delikanlı. Adınızı bağışlar mısınız lütfen? Baybars amca. Emekli piyade albay Vedat Görür. Sevdim seni Baybars. Ağzının payını verdin şuna. Aferin, aferin. Eğer buralardaysanız sizinle oturup biraz sohbet ederiz. Birkaç kadeh de bir şey içeriz ha? Ne dersin? Tabii ki komutanım. Güzel, güzel. Benim hemen gitmem gerekiyor. Görüşürüz, görüşürüz. Sağ ol. İleri, bak. Ya adamı gördün mü ya? Gel gel. Abi. Ne güzel benzettin bizim Çökertay'ı. Vallahi ilik gibi oldum. Rütbeliler izinde olunca uzman çavuşlar bölük komutanı olmuş burada. Abi benim adım Mustafa. Beni buralarda gecelerin yargıcı derler. Senin anlayacağın Bodrum'da geceler benden sorulu. Eyvallah koçum. Abi bak bir işin olur, gaydın olur. Bana uzaktan öyle el ediver. Ben hemen yanındayım ya. Sen el et yeter. Oğlum öyle her adam yöneticilik yapamaz lan. Doğru deyip durun abi. Ama ne yapacaksın? Patronun akrabası işte. Getirdiler başımıza müdür diye kodular. Bu endeye var ya, İngilizce bile bilmez börülcü öküzü. Neyse abi, sen hangi odada kalıp durursun? Gece beni bul. Bir iki güzelliğim olur, bir iki kadeh şatlanırız. Lan oğlum zaten leş gibi kokuyorsun ya. Ya abi içenden içkiden kime zarar gelmiş ya? Evlenin oğlum. Düzenli hayatlarınız olsun. Bak bekarın parasını it, yakasını bit yer. Akıllı olun. Doğru değil. Hülya Hanım, bakar mısınız? Çıksana. İyi günler. Çık! Kim bu Karya Prensesi? Hülya abi o. Bizim buraların kızıdır. İki yıldır birlikte çalışıp duruyoruz. Hülya. Abi ne oldu? Kardeşim görüşürüz. Görüşürüz abi. Ulan vay be. Analığa neler doğurup durur.
Herifin heykelini diksen daşçaklarına çimento yetmez. Parti parti Mustafa Anzi. Meksikalıyı ısırdım oğlum. Birazdan animasyon başlıyor. Ne yapıyoruz? Animasyondan önce şatlanıyoruz. Şatlanmaya gitme seks mi? Gidelim. Hadi gidelim. Oğlum sen beni sabah ne verdin lan? Etim delin damına göre. Şşş. Ayık. Bu çöl sıcağında benim terime akıttığın yabay var. Ben de bu teri şaşallayıp sana içirmez miyim lan? Bunlar da tersten girmişler. Lan! Lan! Ben senin götüne kazık çakmaz mıyım Baybars? Efendim enişte. Neredesin lan sen? Şimdi takipteyim. Ortam kalabalık. Sessiz bir yere geçmelerini bekliyorum. Ulan git! Arabayı vurmuşlar, arabayı! Senin gibi kayınçonun Allah bin belasını versin. Adamları bulup anahtar almadın mı daha? Hemen anahtarı al, otoparka gel hemen! Tamam enişte, merak etme. Kulaklarından tutup getiriyorum. Ayrılma sen oradan. Ne olur ne olmaz Celil. Ben kimseye güvenmem. Biz tedbirimizi alalım, takdir Azrail'e kalsın. Ötesini anlamam. Öyle diyorsun da Fikret abi, Nedim abi de sorun istemiyor. Bunu biliyorsun değil mi güzel abicim? Lan oğlum ben bitik adamım be. Senin anlayacağın değirmende doğan sıçan gök gürültüsünden korkmaz. Tamam abi. Parmağa güvenilmez demişti. Lan kör Nedim'in piçleri. Ne zamandan beri Burhan abimin adını destursuz anar oldular? Ulan şerefsizler! Atın silahlarını yatırırım bak! At! Beyler sakin olun. Silahları şimdi yavaşça aşağı indirin. Hadi yavaşça yere koyalım hadi. Hadi. Bu kim oğlum? Abi adam temizlikçi çıktı ya. Arabayı çalıp tatile gelirsiniz ha? Şimdi size gösteririm kızgın kumlardan serin sulara atlamayı. Lan siz kimin eniştesinin arabasını... Rentekarcıyım ne lan bu? Teslim atın! Hayır! Ne işlere bulaştık lan biz? Bu... Alo, enişte. Neredesin lan it? Beynim jöle gibi oldu. Enişte, işler karıştı. İyi, ne karıştırdın? Anahtarı alıp geleceksin. Anahtarı alamadım daha. Baybars, anahtarı al, hemen buraya gel. Yoksa ben oraya gelir. Enişte, hadi araştırırız enişte. Nedim abi, silah işinden başka bir işten anlamaz. Fikret abiyle ben de teslimata bakıyoruz. 10 yıldır ben de 4 yıldır yanındayım. Siktir. Vallahi buradan emekli olacak halim yok. Pozisyonumuz yok. Biraz para biriktirip bırakacağım ya. Anam. Bu da ölmüş. Bu nereden çıktı ya? Önce bunu götürelim. Bu kolay. Başka var mı? İnşallah yoktur. Gel. Allah. Sen önden tut. Ben elektrikçiyim emmi oğlum.
Bana başka iş yaptıracak adamım var ya, götüne koyarım ya. Sakin olacaksın adamım, sakin olacaksın ya. Cigilas olacaksın ya. Yoksa var ya erken yaşta dişlerini dökersin vallahi. Bırak Allah'ını seversen emmi oğlu ya. O koç çökerten yok mu? Onu gördüğüm yerde var ya böyle ümüğünü sıkıp elime arasım geliyor ya. Hadi la. Bina bakım personeli. Acilen kuzey cephesine geçin. Aman Allah'ım ya, yürü gidek emmi oğlu. Allah'ını seversen kalk gidek ya. Bu neymiş arkadaş, ben anlamadım ki. Sinirlerim taş oldu. İş tanımımız yok adamım, iş tanımımız yok. Tanımın olsa ne olur? Seni tanıyan yok ki amına koyayım. Komutanım! Alo, enişte? Lan at hırsızı! Seni aramaktan güneş beynime geçti. Enişte, birini öldürdüler. Sen niye ölmedin? Efendim? Efendine sokayım. Neredesin lan? Enişte, şimdi benim peşime düştüler. Mafyamsı tipler işin içinde. Lan neredesin diye soruyorum sana, mal! Otelin içindeyim enişte. Lan it! Tatil yapmaya mı geldik biz buraya? Enişte, ne tatili ya? Tamam, araşırız. Ne ayak lan bu albay? Pardon babalık. Buralarda elinde bir çanta. Bir lavuk gördün mü? Arkamdan bir el omzuma dokundu. İçimi bir huzur kapladı lan bu oğlum. Deme ya. Acayipti la. Çok acayipti valla. Yes, ladies and gentlemen and pretty children. Third of competition will win half an hour journey with banana. Banana. Okay. Selamlar kimin bu? Aleykümselam. For second game, quarter of gold. Polish girl. Aysu, senin bu kardeşini kundaktayken kesmeniz lazımdı kızım. Bu kadar yaşamasına, bu yaşlara gelmesine izin vermeyecektiniz. Ulan Münir, sen hiç konuşma. Sen de farklı değilsin. Benim ne suçum var Aysu? Senin kardeşin piç piç. Allah kardeşimin de senin de belanı versin. Altınlarımı getirin lan bana, altınlarımı getirin. 4 tane altınımı aldı o it. Bana 2 dedin. Foolish girl. Okay. And comes the first will win. All day at dawn.
your money. Hadi vay. Ryan gelip duruyor. Evet Ryan. Doğru adam bakıyor lan. Ah şerefsiz. Havlusunun şortunu getirmesinden anlamış mı bok çevirdiğini? Demek tatile gelmedin ha Bay Bars efendi? Ulan bize hep abi dedik, elinde Superman çıktı ya be. Bu ikinci ölü. Daha fazla insan ölmeden şu teslimatı halledebilsek keşke. Yoksa ıskartayı çıkaracaklar bizi valla. Efendim usta? Yok bir şey babacığım yok. Haydar nerede? Fikret abiyle resepsiyonda bizi bekliyorlar. Of. Hadi şunları koyalım. Bay Bars abi. Bay Bars abi. Abi ne yaptın ya? Sorma Mustafa. Fena göte geldik. Kalacak mısınız daha otelde abi? Ya Mustafa misketli işim olmasa ne yapacağım burada? Ne gazıp dursun abi ya? Burada misket derler koçum benim. Vay vay be arkadaş sen neymişsin ya? Tamamdır beyefendi. Çıkışınızı tamamladım. Hadi gidelim. Sıra bizde. Kimlik. Ha kimlik. Kimlik. Kimlik yok ya. TC versem olmaz mı? Hayırdır Hülya Hanım? Buyurun yardımcı olayım. Beyefendilerin çıkışını yapacağım da kimlik bekliyorum. Ya bir şey soracağım. Kimlik olmadan çıkış yapamıyor mu? Yok. Kimlik olmadan çıkış yapamıyorsunuz. Lan oğlum benimle emli vakil cümleleri konular konuşma. Efendim bu şirket politikası esnetemiyoruz. Bana bak laptop. Seni bir esnetirim bir daha durulamasın ha. Allah Allah. Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Beynimi siktiğimin sıralı sistemi çantam beyefendi. Lan oğlum ben sinirli bir adamım. Bana bak senin sinirin ekmeğin arasında koyarım lan. Vallahi Fikret abi kurbanım siktir et piçi ya. Sen bak yattığın yere bak ya. Tamam Haydar abi tamam, sakin ol çözeceğiz. Kurban olayım. Dur Niyazi ben bunları ya sustururum ya kan kustururum. Lan kör Nedim'in götleri. Bu ne lan? Doğru konuş lan göt. Bana bak başkası vurur dikiş atarlar ben vurursam toprak atarlar ha. Şimdi bok yedik. Ne yapacağız? Enişte? Lan galak tane anahtar alıp gelecektir. Arabanın bütün lastikleri patlamış lan. Kapana beraber girdik ya enişte. Ulan benim arabanın lastikleri beyinsiz. Abi etme ya. Allah. Kalk ulan. Hata insana mahsus. Ama siz yanlış yaptınız. Bizde yanlış olmaz. Bak çantamıza. Getir lan çantayı. Ben getiriyorum abi. Fikret abi. Çanta yok abi. Nasıl yok lan? Şerefsizim yok. Daha fazla insan zarar görmeden şu işleri bir halledelim. Amacımız teslimatı sorunsuz halletmek. Doğru söylüyor abi adam. Ben bunlara güvenmiyorum Niyazi. Biz de size güvenmiyoruz. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Ben Celil'le arayacağım. Siz ikiniz beraber ararsınız. Bulunca burada buluşuruz ha. Ya bırak ben bununla cuma namazına gitmem ya. Ben de seninle cennete gitmem. Abi yapmayın ya hadi. Seni cennete aldılar da. Kaç tane altın aldın lan ablandan? İki tane enişte. Yalancı şerefsiz. Sana sırtımızı dönemeyecek miyiz? Ulan ablam güvenmiyor sana. Biz nasıl güvenmişiz? Tamam enişte herkes bize bakıyor ya. Sen ne zamandan beri utanır oldun lan? Abi yeter çotak ettin adamı ya. Lan anahtar al gel diyorum sana. Sen avuzlarda yüzüyorsun. Ya enişte ne yüzmesi ya? Adam öldü diyorum ortalık karıştı sonra beni kovamadı. O ne enişte? Ne bileyim lan. Senin diye aşağıdan aldım. Abi siz neyi kovalayıp durursunuz ya? Ben beni sikeyim ki senin ortak oldum. Başım beladan kurtulmadı lan. Aha. Geliyorlar enişte. Bunlar kim lan? Koş 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 hızlı koş. Koş 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 koş. Koş.
Çantaları bilip kurtulmalı şunlardan. İş çantalıktan çıktı enişte. Adam öldürdüklerini gördüm, o yüzden peşimizdeler. Hep senin malından. Gördüler. Koş abi! Koş! Lan! Azdan az, çoktan çok gider lan! Zeytinburnu'nun bay barsı! Ben de kal! Eşeğin bilmediği ot başını ağrıtır demişler. Ben veriyorum çantayı. Abi dur! Sırf bu endekiyle 50 yıl go verirsin. Nasıl yani? Yani bundan sonra bunlar sizin hayat sigortanız deyip durum abi. Doğru diyor. Keşke senin yerine bunun eniştesi olsaydı. Allah Allah. Abi. Beyinceden şu resepsiyona git izleyiverim. Bu göç çökertay beni görür. Sabaha kadar beynimi siker sonra. Hem iş de var beni beklerler. Hadi görüşürüz abi. Rahat olsun istiyorsan ya büyük gelirin olacak enişte ya da her türlü giderim. Bir şey söyleme Baybars, sus! Ya filo alırız diyorum enişte ya. Ya parasız hiçbir şey yok. Bak görüyor musun adamlar asmışlar parası inan diye. Ya filo diyorum ya. Nereye kadar perakende? Oğlum nereden geldiği belli olmayan parayı nasıl kullanalım lan? Düzeltirme enişte. O ne lan? Enişte, çapraz aldılar bizi. Koş, kaç. Sen ver şu çantaları bana. Otoparkta buluşuruz, sakın geç kalma. Tamam enişte. Aşkım, koca ekibin başıyım ben. Seyirciler dışarıda bekliyor. Kaos burası, vallahi anlatamam. Derneğe aidatını ödemeyen adamdan ekip başı yaparsan olacağı bu zaten. Nasıl konuşuyorsun lan? O ne lan? Hop! Ekip başı Necdet, nereye? Gelişine acayip oturmedi yalnız. Ulan ben neler çekiyorum lan sabahtan beri, ne gülüyorum? Ya tamam abi, sen ne sinirlenip durun ya. Şuradan bizim lojmana gidelim. Hem ortalık sakinleşir, sabahına da siz çıkarsınız. Yürü. Kusura bakmayın, içerisi biraz falı foş da bizim evli yerde çapkınlık yaptırır. Önemli değil birader, sabah edelim de. Buyur abi. Oo. Oğlum salmayın kendinizi bu kadar ya. Abi yemin edip durun, benim değil, evliyanın pislikleri. Adam yiyor, içiyor, at gibi ortalığa sıçıyor. Yemin ediyorum hasta olursunuz. Yanaklarınız çöker. Bak benim bir arkadaşım bulaştı böyle işlere. En son fren giden öldü gitti be. Ne deyip durun abi sen? Ya sen şaka mı zannediyorsun bu işleri Mustafa? Bırak Mustafa'yı da işine bak. Arabanın anahtarlarını ver, sabah gidiyoruz buradan. Lastikler? Otelden bir çıkalım düşünürüz.
Burhan abiyi arayamıyoruz biliyorsun. Telefon kullanmayın dediler. Evet. Şu hayırlısıyla şu değişimi yapabilseydik. Yaparız, yaparız. Hangi iş kaçtı lan bizim elimizden? Ben en iyisi trafiğe geçeyim ya. Trafik iyidir. Başım ağrımaz oğlum. Ne? Ne dedin? Ha bir şey yok, bir şey yok. Gel. Şunu da alalım. Göze uyku girende göte beylik gelir Mustafa. Eniştem diye söylemiyorum. Tilkiyi siker, tavşan ölür. Ya o arkadaş vardı bir tane yanında. Göt çökerten mi deyip durmuyor abi? Bırak lan o atkılıklıyı. Bu resepsiyondaki arkadaş soruyor. He, sen Hülya'yı deyip durursun abi. Biz onunla burada Menteşe'de birlikte okuduk. Eskiden çok şatır kızdı da yıllar geçtikçe eskidi. Ha, sen Hülya'yı deyip durursun abi ya. Hülya çok iyi kızdır. Onda baba yok, yetimdir. Çalışıp kazandığı ne varsa anasına verir. İyi kızdır ya. Abi. Baybars abi. Abi. Ben şöyle birazcık şuraya kıvrılıversem. Sabah iş var, bu göt çökertay benim beynim ya. Ben şuraya yatıversem abi. Senin altına bak kardeşim. Her şey için çok sağ ol. Hakkını helal et. Bak İstanbul'a gelirsen de beklerim ha. Zeytinburnu Baybars Rent-A-Car. Kime sorsan söylerler. Gelirsem kesin uğrayacağım abi. Allah göstermesin kardeşim benim. İyi geceler abi. İyi geceler. Hülya. Hülya. Abi Allah aşkına çok merak edip durum. Yani ne yaşadınız da gecenin bu vakti Hülya'lara düştün acaba? Öyle deme Mustafa. Derdim fosforu olmaz. Vay benim karga prenses. Enişte! Enişte kalk! Geç kaldık enişte! Ben çantaları alıp senin arabayla yola çıkıyorum. Sen de anahtarı arabayı al peşimden gel. İzmir girişinde buluşuruz. Tamam enişte. Ya neydi senin o cenabet arkadaşın adı? Mustafa. Yani onun yanında söylemek istemedim de. Hayırlısıyla İstanbul'a götürürsek orada eritirim ben bunları. Ulan enişte cin gibi adamsın ha. Herhalde oğlum. Kurnaz olacağım bu devirde. Ben sikmeyeceğim eşe hayatta semer vurmam. Yürü be enişte. Sen kaça gidiyorsun? He? Özür dilerim amca. Amcana sokayım lan. Sıktır o git. Allah Allah. Oğlum çoluk çocuk takılır da beyni burnundan gelir lan bebelerin. Lan bu oğlum. Lan lan. Lan bu oğlum. Lan lan! Lan lan! Bakmasaydın daha iyiydi. Sizi hatırlıyorum. Geçen gün müdürümüz Çökertay Bey'le tartışmıştınız. Tartışma denemez buna. Benim yaptığım daha çok at eğitimi. Otelimizde müşteri misiniz? Hayır.
Ama boş yer varsa gönlünüzle müşteri olmak isterim. Bay Varız. Hülya. Biliyorum. Müşteri değilseniz niçin buradasınız? Rentekar işiyle uğraşıyorum da. Filodaki araçlardan biri conta yakmış. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yüzmir'de beni beklemeyecek miydi ya? Ana, yaktılar lan eniştemi. Efendim? Yok bir şey Prenses Karya. Ben artık gitmeliyim. Tekrar. Görüşeceğiz Hülya. Gözlerinin derinliklerine bu kadar yakınlaşmışken boğulmadan gitmem. Karya prensesim mi? Ulan enişteme bir şey yaparsan... Ulan hayatı yıkar yüzümüze şey gülmüş. Sağ ol birader. Mermi basıyorlar. Nasıl gideyim lan? Nasıl gideyim? Gelin işte. Anahtarı aldın mı? Aldım enişte. Haydi işte. Ne cehenneme gitti lan bunlar? O tarafa gitsin. Abi, bizi bırak biz gidelim. Vallahi suçumuz günahımız yok bizim. Vallahi bu yavşak aklıma soktu. Filo alırız dedi. Kesin lan zevzekliği. Sizin mi? Götün. Enişte nasıl konuşuyorsun öyle ya? Sus, beynini delerim sana. Kesin lan! Ver şunu. İşler çözülene kadar burada bekleyin. Yoksa ezilirsiniz. Gerçi işimi kaldı amına koyayım, her şey yoka saldı. Oturun, oturun. Abi Fikret abi, nerede kaldın be abi be? Kolay gelsin tavşan kardeş. Ya siz böyle sünnet düğün işlerine falan çıkıyor musunuz? Oo, düğün, nişan, kına, dünür gitme, kız getirme, damat koltuğu hepsi var bizde. Yapma abi. Ya, peki ben sizi esen yurta çağırsam İstanbul'a? Geliriz abicim. Zaten benim kuzenin orada halı yıkama dükkanı var. Her tabii türlü hallederiz. Ben senin bir telefonunu alsam o zaman kardeşim. Tabii abicim, yaz. Söyle. 542 449. Evet abim. 1992 abicim. Eyvallah. Tavşan kardeş. Yalnız inek abicim. Lan! Lan! Vay şerefsizler vay. Bana kumpas kurdunuz ha. Ulan ben bilirim seni yapacağım. Ulan.
Oğlum hani temizleyecektiniz lan buraları? Temizledik müdürüm. Bu ne? Oğlum siz aptal mısınız? Ha? Müdürüm it gibi çalışıp durum ya. Ulan ne demek it gibi çalışıp durum lan? Siz iki işi bir arada yapamıyor musunuz? Ağzını mı kırarım ha? Oğlum temizleyin dedik buraları, temizleyeceksin lan. Şu hale bak. Dur. Oğlum bu sakallar ne? Ha? Sen sakallarını kesmen gerek değil, bilmiyor musun? Oğlum buna genelgeyi imzalatmadınız mı? Genelgeli aşağıda müdürüm. Git genelgeliğe getir. Sendeki sakallarını kes. Lan oğlum git genelgeleri getir. Sorma lan. Gel lan buraya. Ne ayakla bu? Bana mı işaret ediyorsun la sen? Lan gerizekalı. Niye gönderdik lan seni buraya? Şu işi çöz adam gibi bilgi ver diye. Evet amirim. Ne evet'i lan? Ne evet'i? 25 kişi öldü amına koyayım. Ne evet'i? Amirim çok özür dilerim. Şu an için para çantası bizde. Diğer çantayı bulmak üzereyiz. Niyazi, adam gibi anlat şu işi. Bir an önce çözelim daha fazla insan ölmeden. Tamam amirim. Farz et ki ha bu boru senin kafan. Sana. Bak kafam patlamış hala vuruyorum. Ablan gelmiş bağırıyor. Yapma Menir, o benim kardeşim. Sana kardeşim. Hadi oradan enişte. Ablam beni ezdiğini görse bir tekme de o atar. Bir tekme de o atar ha. Sana tekme. Enişte çıktı. Enişte çıktı. İşte belki burası açıktır. Mustafa'yı bulalım enişte, o bize yardımcı olur. O Cenab-ı çocuktan hayır gelmez bize, söyleyeyim sana. Ya enişte ne cahil adamsınız ya, bir yanlışım oldu Mustafa'nın. Aa, Karya Prensesi. Selam. Selam. Lan yürü! Bütün kuşları siktin kaldı leylek. Ya öyle deme enişte, benim gönlümün teli titreyemez mi ya? Senin ben gönül teline sıçayım. Sen misafirlerimizi resepsiyona kadar indir ve hadi bakayım. See you later. Come again. Come again. Ulan arkadaş ya. El alem yiyip duru, içip duru. Mustafa sayıp duru. Anasın zaten. Bırak şu Mustafa'yı, polise haber verelim. Ya bir de büyük diye seni yanımızda getirdik enişte ya. Polis gelirse nasıl açıklayacağız bu durumu? Çantaları gider, filo kurmayı unut. Patlak tekerli arabamıza geri döneceğiz o zaman. E dönerken gaz paralarını da sen verirsin. Lan bu işleri başımıza açan sen değil misin? Sen değil misin lan? İstanbul'a dönelim, sana gaz da vereceğim, gaz parası da. Yürü! Ananı s**tim! Denizin olduğu yerde dere çağlamaz Fikret! Haddini bil! Ben bizim Fikret'im lan! Benim ağırlığım senin terazini bozan haydar! Ortalık iyice karışmış burada. At izi it izine girmiş. Beni soktun şu duruma bak ya! Şu duruma bak ya! Aha! Mustafa! Mustafa! Hop! Abi siz ne yaptınız burada? Aç kapıyı aç Mustafa aç! Gel abi!
Leşinizi o ibnelerle birlikte Nedim'in önüne atacağım lan! Yavaş gel lan çakal! En soğuğunu al Mustafa. Yandık. Abi sen İzmir'de kalıp dururum demiyor muydun? Sen ne diyorsun ya? Ya bu ne diyor ya? Patladık Mustafa, patladık. Birader şundan nasıl kurtulacağız? Abi siz endeyi nereden söktünüz ya? Sana ne birader, hurdacı mısın? Al şunu başımdan. Yıkayacak tabii, öyle var mı? Hem yemek yap, hem bulaşık yıka. Ben bulaşık makinesini bile attım. Bizim evde bulaşıkları Vedat yıkar. Her zaman değil. Sus be! Sana fikrini soran olmadı. Senin fikirlerin beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi bakalım, şimdi görevinin başına. Marş, marş. Görüşürüz. Sarı! Kırmızı! En büyük! Kim baba? Yine defter kolayım. Yüzden sonra beklerim komutanım. Durarım. Ney? Marş! Abi vallahi demin de böyle oldu. Çıt hadi neydi açıldı. Lan bu gevşek kurtuldu biz kaldık böyle. Çevir şunu çevir! Albayım mı o ya? Ne ayak lan bu albay? Mustafa. Buyur abi. Bu Vedat ne ayak lan? Abi Vedat Bey emekli albaydır. Ya onu biliyoruz. Gün içinde ne yapar? Kimdir? Abi valla Vedat Bey'le karısı son 3 yıldır Mayıs'tan Eylül ayına kadar bizim otele gelirler. Öyle pek bir numaraları yok abi. Yani sabah 5:30'da her gün kalkıverir bizim albay Vedat. Saat 6:30'a kadar spor yapar. Adam 30 sene spor yapmış abi. Alışkanlık işte. Sonra odasına tekrar gider. Duşunu alır. Kirli elbiselerini çamaşırhaneye götürür. Sonra tekrar odasına çıkar. Ama odada ne yapar, ne eder onu bilmem abi. 11:30 dedim mi, karısı ile birlikte öğle yemeğine inerler. Yemeklerini alır yerler. Saat 2 oldu mu odaya çıkar. Kendisinin ve yengenin eşyalarını alıp resepsiyona iner. Vedat Bey havuzu sevmez, böyle ücretsiz yapamaz. O denize, karısı havuza gider. Hasta Galatasaraylıdır abi. Kay! Dış restoranda Goray var ya. Sarı! Kırmızı! En büyük! Cimbamo! Baba! İşte o buraların bebesidir. Kay! Marş!
Onunla biraz zaman geçiriverip sonra tekrar denize gider. Hayırdır abi? Sen bir gıllanıp durun. Ne ayak lan bu albay? Ne ayak lan bu albay? Lan! Ne oldu abi? Vedat havuzda bir pislik yapacak. Saat kaç? İki. Çabuk olmalıyız. Çamaşırhane ilk benim. Yoksa çok kişi ölecek Mustafa. Abi o zaman personel merdivenlerini kullanalım. Daha çabuk ineriz. Geç kaldık enişte. Vedat işe başlamış. Oğlum bu adam çok tehlikeli. Başımızda iş almayalım lan. Kaç! Kaç! Seni ben amına koyayım. Bizi soktun şu duruma bak. Ya merak etme enişte, kurtaracağım hepimizi ya. Bende kal. Nasıl lan, nasıl? Hava tabancasıyla. Bingo! İndir salak indir. Göte giren girdi. Parayı en son senin elinde gördüm oğlum. Vallahi billahi yok diyorum abi ya. Abi dur! Abi bokunu yiyeyim abi, söyleyeceğim abi. Abi, buraların çocuğuyum ben. Aklım beş karış havada. Lisede bütün öğretmenlerim bana lakayt derlerdi ya. Abi ben bu kötü peşine takıldım, geldim. Hata yaptım. Karnım çürüdü, vurma abi artık ya. Enişte dedik, bağrımıza bastık. Sen de götür başını sallamaya başladın. Vallahi abi dediğim gibi işin içinde bir tane albay var. Biz buraya onun için geldik. Bak bu otelde katliam yapacak, karısını öldürecek. Havuza mavuza kablolar döşedi, bir şeyler yaptı. İşte onun için geldik abi. Yoksa biz iyi insanlarız. Paralar nerede oğlum? 1000 lira artı sigortaya çalışıp durum. Ne parasından bahsedip dursun sen ya? Paralar nerede lan? Konuşun lan lütfen! Bana bak, bize feleğin bir huyu vardır, bilip durun mu? Unuturuz. İndi burada bir cinnet geçerim. Sonra da her şey oturur. Abi ne olur bizi bırakın ya. Siz bizimle taşak geçin bakalım. Geç. Göreceğiz sonunda kimin kime geçtiğini. Nerede lan bunun düğmesi? Yok efendim, bir albay varmış. Karısını ve bütün insanları öldürecekmiş. Yok havuzun içine elektrik döşemiş. Şu bir ısınsın. O zaman göreceğim ben. Albayım, sizin burada ne işiniz var? Nerede kaldı lan bu Niyazi? Ehmet Mustafa çarpsın abi. İstersen sabaha kadar yemin ediverek. Bu ne ya? Ayça korku filmine döndü. Oğlum buradan kurtulamazsak silecekler bunlar bizi. Biraz daha çek şunu. İp elimi kesip dur abi. Demek söylemeyeceksiniz paranın yanı. Abi bokunu yiyip bilmiyorum abi. Bıraksanız da lan eniştemi. Götünüz yiyorsa bana yapsanız ya. Çöz ulan şunu. Çöz. Abi. Abi.
Yapmayın abi! Abi! Abi yapma! Söyleyecek misiniz lan paranın yerini? Bu söyleyecek de bu ip ne izin vermiyor? O götün zaten hiçbir şeyden haberi yok. Bunlar konuşmayacak Celil. Efendim abi? Dua edin lan. Elhamdülillah. Ne oldu enişte? Müslümanlığın mı aklına geldi? Elhamdülillah Müslümanım, şüphe mi var lan? Bırak enişte ya. İnternetten çağrı filmi izlemekle Müslüman olunmaz. Celil, sık kafalarını. Sık! Baybars bir şey abla. Adam silah çekmiş, ne yapabilir ben işte? Hadi! Siz sorgulayın onları. Biz İstanbul'a gelince yeniden sorgulayacağız zaten. Tamam hadi Allah'a emanet olun. Altı parmakla kör Nedim'i tutuklamışlar. Ah Niyazi ah. Niyazi gizli görevliydi bu operasyonda. Allah şehadetini kabul etsin aslanım. Dün gece her şeyi anlattı bana, biraz kötü davrandık çocuğa. Siz rente harcadınız değil mi? Evet amirim, biz araba çalındı zannettik. Biliyorum oğlum, biliyorum, biliyorum. Niyazi anlattı dün akşam her şeyi. Yalnız benim anlamadığım bu Albay Vedat. Niye karısını öldürmeye çalıştı? Çotok etmiş amirim adamı. Cadısıyla gibi garip. Değil mi? Haklı adam. Albayım. Böyle olmamalıydı Baybars. Böyle olmamalıydı. Sen ol. Asla evlenme oğlum. Ulan hepsini anladık da şu bakım personellerinden, şu işçilerden ne istediniz be? Sıkça git. Amirim yanında nasıl konuşuyorsun lan sen? Bu böyle bitmedi Baybars Efendi. Beni sakın unutma. Sakın. Yazdım. Hepinizi yazdım. Bende kal. Baybars abi. Yemin edip durum Borala. Büyük İskender'den beri senin gibi delikanlı görmedi. Abimsin. Sen orada bize o kapıyı açtın ya. Dostluğumuzun, gönlümüzün kapısını açtın Mustafa. Sağ ol kardeşim. Eyvallah abi. Bu arada Filo da direkten döndü enişte. Senin mallığından? Benim mallığımdan mı? Ben olmasaydım ablama şimdi ölünü götürüyorduk enişte. Aha. Sanki sen ölmeyecektin. Herkes bir gün ölecek enişte. Kalk git.
Soda var içeride, soda getir. Gülme lan sen de.